hocam. Çok haklısınız. Bu gergedan ve gergedanlaşma çok önemli, çok çarpıcı bir örnektir. Çok doğru bir örnek. Orada yani çoğal müdahale etmiyorlar. Sonra bara geliyor, müdahale etmiyorlar. Gündelik hayata geliyor, sokağa geliyor, evlerine, yok öyle yaşamayacaksınız diyorlar ve bir süre sonra müdahale edecek güçleri kalmıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Olağanlaşıyor bir süre sonra. Sıradanlaşıyor. Şimdi burada da böyle bir sıradanlaşma var. Evet, evet, yavaş yavaş. Aynen öyle. Bir kabullenme hali var. Evet. Bir kez daha belirtelim. Tartıştığımız bizim liyakattır. Başka bir şey değil, liyakat. Şimdi arkadaşlarımız ilettiler. Sıcak bir gelişme var hocam. Erdoğan ek bütçe istemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı şükretmemiş. Nasıl olur ya? Şükürsüzlük var diyor halka. Yani ayın sonunu getiremeyen, büyük bir gelir adaletsizliği nedeniyle yoksulluk ve sefalete sürüklenen, bir yaşam mücadelesi veren topluma yüzünü dönüp, ya siz şükürsüzsünüz diyen, şükretmiyorsunuz diyen, bir bakanı kalkıp ya zaten dar gelirler dışında herkesin hali vakti yerinde diyecek kadar aymazlaşan bir yönetim kalkmış ek bütçe istemiş. Bir dakika, Cumhurbaşkanlığına mı istemiş, tüm bütçeye mi ek tüm istemiş? Tüm bütçeyi istiyor hocam, şimdi biliyorsunuz. Ha, o zaman bir dakika. Bütçe yapma yetkisi şeyin. Ha, o zaman bu ne demek? Bu yıl. Bu yıl. Söyleyelim hocam. Bu yıl mı? Bir dakika, hemen buyur, sorayım. Buyur. Hayır. Bu yıl erken seçime gidiyor galiba. Erdoğan, ben şimdi haber okuyayım hocam size. Erdoğan 880 milyar 474 milyon 775 Türk liralık ek bütçe teklifini meclise sunmuş. Sayıyı bir daha söyler misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ek bütçe, evet, önerisini sunmuş. Miktarı söylüyorum. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 880 milyar 474 milyon 775 liralık ek bütçe teklifini sunmuş. 880 milyar ne demek ya? Bir çok trilyon. Büyük bir para tabii. Yani bir bütçe daha neredeyse. 180. 880. 880 milyar. Müthiş bir şey. O zaman bu, ben 474. Söyleyeyim. Bu yıl erken seçime hazırlanıyor. Hocam olmasa bile bu yılı çıkaramayacaklar anlamına geliyor. Ama ben buradan Sayın Erdoğan'a şükretmesini teklif ediyorum. Milletin cebinden, milletin parasını 880 milyarı almak yerine bu parayı asgari ücrete artırmaya, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak önlemler almaya, yeni istihdam alanları yapmak için yatırıma yöneltmesini istiyorum. Bunu seçim bütçesi için kullanacakları açık hocam. Erken seçim ya da zamanında seçim. Artık erken seçim. 11 ay kaldı hocam. 11 ay kaldı. Ama bütçe tabii, evet, Aralık Ocak. Neredeyse şey, neredeyse zaten bir erken seçime gidiyoruz. Dolayısıyla bunu bir seçimde kullanacağı bir kaynak arayış içinde olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Peki onun gelirini son nereden derece bulacak acaba? Enteresan. 880 milyarlık meclise sunmuş. Bu önergeyi sunmuş. Bakmak lazım. Evet, buyurun hocam. Evet, şimdi tabii değerli izleyiciler, bütün mesele. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim, teknik bir şey. Ben Merdan Bey'e baktığım zaman şeyime göre biraz yan duruyorum. Değerli izleyicilerime baktığım zaman Merdan Bey'e bakamıyorum. Onun yok için... o ekranda sorun olmuyor hocam. Nereye bakayım? Siz, yani siz ben... iki numaralı kameraya bakacaksınız. Kameraya mı bakarak? İki numaralı kameraya bakacaksınız. Sizi dinlerken ama oraya baktığım zaman size bakıyor olamayacağım. Kusura bakmayın. Değil, rica ederim hocam. Hayır, çünkü Merdan Bey de uyardı. Dedi ki hocam kameraya bak, yana bakma dedi. Yana değil, ben Merdan Bey'e bakıyorum. Şimdi değerli izleyiciler, bu tabii kaynak meselesi fevkalade önemli. Benim aklıma ilk gelen şey 880 milyar lirayı nereden bulacak? Vergilerden, borçlanmadan, iç borçlanma yapacak muhtemelen ve dış borçlanma yapacak. Yani ikraz dedikleri tahvil çıkaracak, yüksek faizli, dolara endeksli. Çiller döneminde yapılmıştı, dolara %10 faiz veriyorlardı. Yani tahvil çıkarıyor devlet ve o tahvilden aldığınız zaman Eurobond deniyordu. O 10 dolara %10 faiz alıyordu ki müthiş bir şey tabii. Yani 8 liradan düşün, 18 liraya çıkmış, bir de onun üstüne dolar olarak %10 faiz alıyorsun. Yani müthiş bir şey tabii. Şimdi herhalde öyle olacak, bakmak lazım.
Ben müsteşarlık yaptığım için o şey işleri iyi bilirim. Muhtemelen bu yıl belki orta şeye gidecek, erken seçime gidecek ama benim üzerinde durmak istediğim şey başka bir şey. Neden tükendi kaynaklar? Çünkü kaynakları yerinde harcamadılar. Oligarşiye aktardılar. Yeni bir sınıf, kendilerine özgü bir sınıf yarattılar. Bunlar genellikle aç diyelim, bütün Türkiye gibi. Genellikle dar ve sabit gelirlilerden. Sırf AKP'li oldukları için şimdi çok yükselen, zenginleşen bir kesim. Ondan sonra da diyorlar ki, bakın diyorlar, siz millet aç diyorsunuz, yoksul diyorsunuz, bütün lokantalar dolu diyorlar. Evet, bütün lokantalar dolu ve bütün evler satılıyor. Kime satılıyor? Yabancılara satılıyor, Araplara satılıyor ve sizin doğrudan para aktardığınız kendi yandaşlarınıza, oligarşinize satılıyor. Böyle bir Türkiye'de müthiş bir gelir uçurumu, adaletsizliği ortaya çıktı. Hepimiz açtık. Şimdi o aç olan gruptan bir bölüm kurtuluyor. Biz açlığa devam ediyoruz. Çünkü bu da yeni değil. Ayrıca Türkiye'deki gelir adaletsizliği de yeni değil. Daha 90'lı yıllarda en üst %20 geliri alan grup %5 falan gibidir. Evet, yani o ek bütçenin esası elde ettikleri bütün 20 yıl boyunca 3,5-4 trilyon dolar kadar gelir elde etmişler. 20 yılın toplam geliri hepsi. Yani vergisi, borcu, iç borcu, dış borcu filanı. Onu ülkenin kalkınması için harcamamış, yatırımı harcamamış, oligarşisine nakletmiş. Şimdi işte onlar yaşanıyor, o sıkıntılar görülüyor ve ek bütçe isteniyor. Yoksa çoktan bu Türkiye'nin kaynakları bu çarkın dönmesine yardımcı olabilirdi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarının neden kaybedeceğini, neden bir ağır bir yenilgiye doğru koştuğunu epeyce konuştuk burada, değerlendirdik. Şimdi olan bitene tekrar bir baktığımız zaman, şimdi ek bütçe talebini nasıl yorumluyoruz? Bu bütçe ne zaman istenmişti hocam? Bu yılın başında değil mi? Evet. Yani 6 ay önce. Tabii. 6 ay önce. Tabii. 6 ay içinde bu bütçeyi tükettikleri anlamına geliyor. Evet. Peki öyle insanların yaşamlarında bir düzelme olmadığına göre, hayat daha pahalandığı, gelir adaletsizliği daha derinleştiği, yoksulluk daha yaygınlaştığı halde bu para nereye gitmiş olabilir? Oligarşiye gidiyor işte. Evet. Değerli seyirciler, yap işlet devlet modeliyle hastane yaptı bu ülke. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş bir modeldir bu. Bir yağma düzeni kurdular. Çünkü cumhuriyeti bir ganimet olarak görüyorlar. Bir yağma düzeni kurdular. Bu nedenle hocam seçimlerde her ne olursa olsun Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri, bütün cumhuriyetçi güçleri, merkez sağ ve merkez soldaki bütün demokrasi ve cumhuriyetçi güçleri, Türkiye'nin özgürlüklerden yana bütün kesimleri, solun bütün renkleri ve bütün sektörleri bir bütün olarak aslında bu vahim ve yakın tehlikeyi bertaraf etmek için mücadele etmelidir. Bir araya gelmelidir. Yani bir gün sonrasını tartışarak gelecekte ne olacağı üzerinden bir ne diyelim, fikir jimnastiği yaparak bir akademik egzersizle bu mücadele yürütülemez, karşılanamaz. O nedenle ben Millet İttifakı üzerinde bizim itirazlarımız olabilir, çekincelerimiz olabilir. Benim çekincelerim var, itirazlarım var. Örneğin Millet İttifakı'nın sol bir eleştiri altında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü solunun zayıf olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi burada merkez parti gibi bir işleve sahip aslında. Ama hadi diyelim ki onu dengeliyor. Şimdi mesela HDP bu ittifakın neresinde, bunu çok bilmiyoruz. İşte diğer Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve diğer partiler bu ittifakın neresinde, bunu bilmiyorum. Mesela Haydar Baş'ın Türkiye siyasetine bir miras olarak bıraktığı, yani oğlunun şu anda yönetimde olduğu, Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi. Israrlı bir şekilde bu oluşumun içinde değil. Niye? Saadet Partisi istemiyor muhtemelen. Bu nedenle filan. Yani oysa çok geniş bir kesim var Türkiye'de. Bir takım başka partiler var siyasette. Mesela Memleket Partisi diye bir parti kuruldu. Muharrem İnce'nin partisi. Bugün büyük bir istifa gerçekleşti. Gaye Usluer ayrıldı ki felaket. Evet. Bitti parti. Büyük bir istifa gerçekleşti. O parti bitti. Partinin toparlanması mümkün bitti. Değil.
Bunu şu nedenle örnek verdim. Bütün bunlar o yakın ve vahim tehlikeye karşı toplumdaki birleşme refleksinin bir sonucudur. Yani siyasetçi bunu böyle okuyor. Öyle dediler zaten. Evet. Ve İstifa öyle edenler de öyle, öyle dediler. Dolayısıyla önümüzdeki dönem esas olarak Fransız'da solun başkanlık seçimlerinde yaptığı hatayı yapmamak